Kırmızı hat devrede. Türkiye'den kritik hamle. Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi. 32 katına çıktı. Financial Times'tan seçim yorumu. Hantal koalisyonun şansı yok. Türkiye, İsveç, Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün yeniden başlıyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart'ta süresi dolacak tahıl girişiminin devamı için Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi. Kırmızı hat diplomasisi de Bakan Akar'ın talimatı üzerine yeniden aktive edildi. Türkiye'nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu, geçen Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'le koordineli olarak İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucu tahıl yüklü ilk gemi 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan yola çıktı. Ukrayna limanlarından 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında ayrılan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razzoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi taşıdığı 26 bin ton mısırla Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru hareket etti. Razzoni'nin hareketinden 4 gün sonra Panama bayraklı Navistar İrlanda, Malta bayraklı Rojen, İtalya ve Türk gemisi Polerant isimli 3 gemi yaklaşık 60 bin ton tahılla Odessa ve Chernomorsk limanlarından ayrıldı. Bunların ardından Mustafa Necati, Star Helena, Glory, Rivavind, Sakura, Arizona, Austin Leon, Rahmi Yağcı, Sormoski 121 seyrine başlarken 13 Ağustos itibariyle ayrılan gemilerin sayısı 17'ye ulaştı. Gemilerin büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara ulaştı. İlk geminin ayrılmasından sonraki 2 hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25'e ulaştı. Taşınan tahıl miktarı 800 bin tonu geçti. Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucunda varılan mutabakat sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasını değil, aynı zamanda İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasını da kapsıyordu. Bu kapsamda İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı Fulmar S oldu. Gemi 12 bin ton mısırı Chernomorsk limanından alarak İzmir'e ulaştırdı. Gemilerin tahıl sevkiyatı sürerken Rusya 29 Ekim'de Sivastopol'de gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler ve Türkiye'deki makamlara iletti. Bunun üzerine Ukrayna limanlarından gemi çıkışı durduruldu. Krizin daha da derinleşmesine engel olmak için Türkiye harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Lider diplomasisi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Akar da tahıl koridorunun açık kalmasına yönelik yoğun çalışma yürüttü. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la yakın temas içinde olan Akar, görüşmelerinde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını vurguladı. Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında Mayıs ayında hayata geçirilen Kırmızı Hat diplomasisi de bu süreçte Bakan Akar'ın talimatı üzerine yeniden aktive edildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri anlaşmanın uzatılmasına yönelik Ukrayna ve Rusya askeri yetkilileriyle bu hat üzerinden yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Telefon diplomasisi ve yoğun görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna-Rusya askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler temsilcileri tahıl koridorunun temellerinin atıldığı Kalendar Kasrı'nda bir araya geldi. Olumlu geçen görüşmelerin ardından anlaşmanın geçerliliğinin dolmasına 2 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada anlaşmanın 120 gün süreyle uzatılmasına karar verildiğini kamuoyuna duyurdu. Söz konusu uzatma kararının süresi 18 Mart'ta dolarken tahıl koridorunun açık kalmaya devam etmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından dün itibariyle ayrılan gemi sayısı 790'a ulaştı. Sevkiyatı yapılan buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı 23 milyon 400 bin tonu geçti. Koridordan geçen tahılların %40'ı Avrupa'ya, %30'u Asya'ya, %13'ü Türkiye'ye, %12'si Afrika'ya ve %5'i Orta Doğu'ya taşındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada tahıl girişiminin devamı için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Görüşmelerdeki son duruma ilişkin bilgi veren Akar, şunları kaydetti. Tahıl girişiminin tarafları olan Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 32 katına çıkarak 11 milyon 209 bin dolardan 367 milyon 363 bin dolara yükseldi. İhracatta kararlılıkla yoluna devam eden Türkiye, Suudi Arabistan'a dış satımında da büyük ilerlemeler kaydediyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ihracat hacminin hızla artırılması amacıyla atılan adımlar sonuçlarını veriyor. Türk ürünlerine uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Suudi Arabistan'la ülke ihracatımız oldukça geriledi. Yapılan girişimler sonucunda ilişkiler yeniden normalleşmeye başladı. Bu kapsamda düzenlenen fuarlar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine ön ayak oldu. Bunun en önemli kanıtlarından biri bu ay Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yapması oldu. Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliği kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olarak ortaya çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 32 katına çıkarak 11 milyon 209 bin dolardan 367 milyon 363 bin dolara yükseldi. Suudi Arabistan bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke olarak kayıtlara geçti. Yılın iki ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk ülke ise 3 milyar 105 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 896 milyon dolarla ABD, 1 milyar 775 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 697 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 572 milyon dolarla Rusya Federasyonu oldu. Bu dönemde Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı iki ülke 762 milyon 167 bin dolarla Rusya Federasyonu, 356 milyon 153 bin dolarla Suudi Arabistan oldu. İhracat artışında bu ülkeleri 208 milyon 441 bin dolarla Fransa, 123 milyon 773 bin dolarla İsviçre, 105 milyon 4 bin dolarla Kazakistan izledi. Bu arada Türkiye, Fransa'ya 1 milyar 532 milyon dolar, İsviçre'ye 286 milyon 811 bin dolar, Kazakistan'a 250 milyon 396 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 40 milyon 691 bin dolarla halı sektörü yaptı. Ülkeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 40 milyon 432 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 36 milyon 817 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 31 milyon 130 bin dolar, makine ve aksamları 23 milyon 992 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a en az talep gösteren sektörler ise 33 bin dolarla gemi, yat ve hizmetleri, 164 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 176 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 34 bin dolarla fındık ve mamulleri, 2 milyon 259 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu. İller bazında bakıldığında ise ülkeye en fazla dış satım 153 milyon 454 bin dolarla İstanbul, 46 milyon 369 bin dolarla Gaziantep, 30 milyon 620 bin dolarla Ankara, 20 milyon 785 bin dolarla Hatay, 14 milyon 404 bin dolarla Bursa'dan gerçekleşti. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından dış basında Kılıçdaroğlu ve muhalefet grubuyla ilgili analizler geniş yer buluyor. İngiliz Financial Times gazetesi muhalif blok için hantal bir koalisyon ifadesini kullandı. Türk muhalefetinin adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadeleyle yüzleşiyor diyen İngiliz Financial Times, Altılı Masa'daki partilerin ortak aday için aralarındaki şiddetli rekabeti bir kenara koyduğu yorumunu yaptı. Financial Times, hafta başında adaylığı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise CHP ile iki referandum ve daha da kötüsü arka arkaya dört genel seçim yenilgisi almış, alçak sesle konuşan bir ekonomist olarak tanımladı. Türk seçmeninin belki de daha sıkıcı Cumhurbaşkanı'na hazır olduğunu savunan gazete, Kılıçdaroğlu'nun muhalif bloktaki partiler tarafından aday seçilmesini ise karmaşık olarak nitelendirdi. 13 yıldır Türkiye'nin ana muhalefet partisini yöneten Kılıçdaroğlu, tercihinin ıstırap veren müzakerelerin ardından geldiğini kaydeden Financial Times, muhalif blok için içerisinde İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberal eğilimli yer aldığı hantal bir koalisyon cümlesi kurdu. CHP liderinin bir araya getirdiği söz konusu koalisyonla bu noktada acil bir meydan okumaya giriştiğini aktaran gazete, İyi Parti lideri Meral Akşener'in geçen hafta masayı terk etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin şüphelerin duyurulmadan önce ortalığa saçıldığını yazdı. Ankara'nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel'de NATO karargahında yeniden başlıyor. Ankara, özellikle İsveç'in üçlü anlaşmada yer alan unsurları yerine getirmediğinin NATO yetkililerince de görülmesi,
Stockholm ve NATO Genel Sekreteri ise her iki başvuru sahibinin de yeterince adım attığının kayda geçmesi açısından Brüksel toplantısının önemli olacağını savunuyor. Ankara, Stockholm ve Helsinki yönetimleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını içeren üçlü mutabakat muhtırası kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'la Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın temsil edeceği toplantı, İsveç ve Finlandiyalı müzakerecilerin yanı sıra NATO yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye, Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağ bir siyasetçinin Stockholm'daki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde Kur'an-ı Kerim yakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı protesto gösterileri nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı. Müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklaması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 20 Şubat'taki Ankara ziyareti sırasında yapılmıştı. Ankara'daki diplomatik kaynaklara göre ilk iki toplantıda olduğu gibi Brüksel'deki toplantıda da imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşülecek. Mutabakat zaptı, İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalarını, başta PKK olmak üzere terörle ilişkilendirilen Türkiye kökenli örgütlerin her türlü faaliyetlerini engellemelerini ve Türkiye'nin terör suçlusu olarak isim isim verdiği kişilerin iade edilmesini gerektiriyor. Ayrıca Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılması öngörülüyor. Türkiye, Finlandiya'nın bu konularda adım attığını ancak İsveç'in ittifaka katılım noktasına gelmediğini kaydediyor ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sonraki döneme işaret ediyor. İsveç ve Finlandiya'da üyelik hedefi olarak Litvanya'da Temmuz ayında gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ni öngördükleri mesajını kamuoyuna iletiyor ancak sürecin en kısa sürede tamamlanması beklentilerinden vazgeçmediklerini de vurguluyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.